Gidin açayım. Tamam al. Toplandık mı acaba? Yine çözünürlükte şey veriyor. Kutay bence kapıyı açık bırak. Ben isyan ederim birazdan bir şey olur. Arkadaşlar merhabalar. Sesim geliyor mu? Ben geldim mi acaba? Ben neredeyim? Kardeşimin bilgisayarına çöktüm de. <laughs> Baya bir sıkıntılı böyle. Ne oldu anlamadım. Benim laptop dondu böyle birdenbire. Ya şey kullandığım program falan da böyle bir sıkıntı oldu. Ee, sesim geliyorsa, görüntü varsa bana e, ses verin arkadaşlar. Birlikte olduğumuzu bileyim yani. Gerçi nasıl toparlandığınız bilmiyorum ama Hilal burada galiba. Kerem hocam buradaydı. Tuğçe gelmiş. Başka kimse var mı? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Yazarsanız ancak görebiliyorum. Tamam. Gelmişim. Harika. <laughs> Geldim mi? Geldim. <laughs> i̇yi iyi. Çok şükür. Ay, harika. Aleyküm selam. Heh, süper. Ya nazar değdi herhalde. Tam böyle bir kaptırdık ne güzel gidiyorduk. Aynen. Vallahi ben de üzüldüm çünkü tam böyle bir şeyde kaldık. Nurcan hocam hoş geldiniz. Yarada kaldık herhalde. Ee, benim, benim bilgisayara bir şey oldu. Çöktü. Ben de Sağ olsun kardeşim gene yardımcı oldu. Onun bilgisayarına geçtim. İşte onun odası falan çöktüm böyle. Şimdi arkadaşlar en son nerede kaldığımı inanın hatırlamıyorum. Ne konuştuk bana bir söyleyin. En son hangi konudan bahsediyorduk? Neyden bahsediyorduk? En heyecanlı yerinde dedik. Ama nerede kaldık hatırlamıyorum şu an. Bir yazarsanız ondan sonrasında da devam edelim biraz daha. Hem uzun uzun tutmayız zaten. Sizi de çok yormam. Programlarımızı yaparız ona göre hareket ederiz Tam da böyle e, Yayınları ne kadar yanlış kullandığınızdan Ve yayın seçiminizden bahsettim Telegram gruplarında e, Hepinizin üzerinde gözüm böyle Kimler ne yapıyor onu da fark ediyorum Evet Emrecim e, Kutay'ın bilgisayarına çöktüm <laughs> Ortam değişti o yüzden Evet Evet onlardan bahsettik Güzel aynen e, O yüzden her pdf'i atlamayın dedim size her böyle şeyi çünkü onları kullanmıyorsunuz. E, aynı zamanda işte dediğim gibi her yemeği yemediğiniz gibi lütfen seçici olacaksınız. Soru çözerken de seçici olacaksınız. Ders çalışırken e, zamanınızı güzel kullanacaksınız. Bir de şunundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar özellikle mesela şu an itibariyle haftada iki gün. iki gününüzü ÖABT'ye adadınız. Adayın öyle gitsin. Ama onun haricinde GKG'ye ve eğitim, daha önce de söyledim size bunu, yani bu akşam özellikle üzerinde durdum. Genel kültür, genel yetenek ve eğitimle ilgili sorununuz kalmamalı. Ondan sonrasında, ondan sonrasında artık Haziran sonunda GK ile bağınız biterse, GK ile GK ve eğitimle Haziran sonunda, hadi Temmuz'un ilk haftası da olsun, ondan sonra bir daha çılgınlar gibi ÖABT çalışacaksınız. Ondan sonrası sadece tarih olacak, bütün hayatınız. Ondan sonra oturun öğabette çalışın ve dediğim gibi tekrar ediyorum sürekli sorular 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 bunlarla e, da delirmeyeceğiz. Tamam mı? böyle konuştuk. Evet pdf'leri evet indiriyorsunuz indiriyorsunuz hepsini çeyizinize koyuyorsunuz. Ondan sonra bir şey yaptınız yok yani. E, bunu biliyorum onu demek istiyorum. O yüzden de pdf yazmaya yani çok böyle lazımsa çok önemli şeyleri patlatıyorum. Ama onun haricinde pdf falan zamanıma yazık biliyorum siz de. Hiçbiriniz kullanmıyorsunuz çünkü. Aldıklarınızdan biliyorum yani. Çay bile aldım kendime o arada. Evet program yapalım arkadaşlar. Evet bu süreç içerisinde dediğim gibi. E, genel kültür genel yeteneği halledeceksiniz. Eğitim bilimlerinizi halledeceksiniz. Tarihten özellikle lütfen GK'da da e, benimle olmaya çalışın. E, canlı derslerime katılmaya çalışın arkadaşlar. Biliyorum insanın bildiği şeyi dinlemesi çok sıkıcı. Ama emin olun hepsinde öğreneceğiniz bir nokta, hepsinde öğreneceğiniz bir şey olacaktır. E, o yüzden şeyi düşünmeyin yani. Aman tarihi biliyorum, tarih dinliyorum, bildiğim şeyi bir daha dinliyorum falan filan gibi bir şeyle uğraşmış gibi olmayın. Böyle bir şey e, yok. E, ondan sonrasında da zaten şey yapacağız. Hmm, ne onun adı? Ö, Ö, ÖABT için size Avrupa tarihi anlatacağım. Söz verdim biliyorsunuz. Ama ben de sizden bir şey rica ediyorum lütfen hepiniz Instagram kullanıyorsunuz hepiniz Telegram gruplarına varsınız lütfen olabildiğince çok arkadaşımıza ulaşalım lütfen sizler e, arkadaşlarınızı derse davet edin e, haftaya önümüzdeki hafta bakalım ben size gün vereyim benim derslerim yoğun böyle gene hmm, ya Salı olabilir ya Salı olabilir ya Perşembe olabilir yine bu arada Ortaçağ Avrupası ile başlıyorum. Ortaçağ Avrupası ile başlıyorum. Hepsine geleceksiniz, tamam mı? Onu biliyorum ben. Mimi falan böyle bir şey istemiyorum, tamam? Hepsine geleceksiniz. Sabırla dinleyeceksiniz. Ondan sonra otursunuz, sorunuzu çözersiniz. Sonra diyeceksiniz ki bu çıkmaz. Çıkacak olsa senin Hoca söyler diyeceksiniz, tamam mı? Özgüveninizi bu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Ee, bir de dediğim gibi şeyde de ne yapacaksınız? ÖABT'de Orta Ortaçağ Avrupası ile başlıyorum. Salı mı Perşembe mi? Salı mı Perşembe mi? Bana söyleyin. Ona göre çünkü çıkmış soruda çözdüğüm için başka bir güne de onu koyacağım. Ee, öyle bir organize olmam gerekiyor. Ee, orta çağla başlayacağım. Daha sonrasında yeni çağ. Sonrasında da yakın çağı anlatacağım arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Ya şöyle bir şey var. Mantıklı olun. Size şu anda canlı ders anlatan, canlı yayında... Ben kitapta o, tahtaları doldurup doldurup ben de tahtanın önüne geçip ters anlatmak kadar kolay bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Yapıyorum onu da yapıyorum çünkü. Ama canlı ders anlatmak <laughs> çok daha sıkıntılı aslında. E, bunu size yapan yok yani benim bildiğim kadarıyla canlı oyabete dinleyebileceğiniz bir yer yok arkadaşlar. O yüzden e, ben size zaman ayırıyorum. Siz de bana zaman ayırın. E, Perşembe ya da salı olmak üzere gününü arkadaşlar belirtelim. Perşembe çoğunlukta. Tamam. Perşembe için koydum. Perşembeyi kabul ettim şu an itibariyle. Zaten şeyde de belirtiriz tamam mı? Söyleyin bana adını. Telegram grubunda da belirtiriz. Mustafa hocanız İslam tarihi anlatacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben o oturdu, not yazıyor. Mustafa Hoca. bir ABT not hazırlıyorlar sonra hoca ile birlikte. O yüzden arkadaşlar ben konu anlatımıyla ilgili e, ben Mustafa Hoca'yı daha önce de söylemiştim. Hatta grupta konuşmuştuk biliyorsunuz. E, belki o da anlatır bilemiyorum. Zaten onun ki, o İslam tarihi kısmını alacaktı. Ben üzerime düşen vazifeyi yerine getiriyorum. Tamam İstanbul hükümeti gibi değilim. O yüzden de <laughs> nasıl da benzetme yaptım. <laughs> evet. Evet. Bayramdan sonra canlı düşünüyormuş. Benim haricimde hoca. İyi güzel aferin ona. O da yapsın. Yapsınlar arkadaşlar. Çalışsın herkes yani. Ee, tamam. O zaman sıkıntı yok. Güzel. Perşembe olursa bana uydu. Tamam hastancığım. Aynen. Perşembe. Siz de dediğim gibi ben de sizden bir şey rica ediyorum. Instagram gruplarınızda olsun, işte şeylerde, Telegram gruplarında nerede olursa. Sizler de arkadaşlarınızı davet edeceksiniz. Sizler de e, destek olacaksınız. Ve burada kalabalık olacağız arkadaşlar. Tamam mı? Konumuzu anlatırken. Yine Perşembe 21.15 olmak üzere arkadaşlar. Perşembe 21.15'te toplanacağız arkadaşlar. Tamam mı? E, Beyter Hoca alan eğitimi anlatacakmış. Şey mi bu? 15 soruluk kısmı mı? 15 soruluk kısmından bahsediyorsunuz. Onun grubudur. Olabilir. Yapsınlar zaten arkadaşlar. Ben... O yapsın bu yapmasın bilmem ne. Bunda değilim. Keşke herkes yapsa yani. Ee, ÖABT'de bence yapsınlar yani. Şimdi açtırmayın benim ağzımı. <laughs> evet. Aynen arkadaşlar. Şey yapın. E, bildirin sizde. E, öyleyse Perşembe e, Perşembe Ortaçağ Avrupası ile başlıyorum. 21.15'de. Şey günü de. Söyleyin bana adını. Ben alan eğitimi anlatmayacağım zaten arkadaşlar. Alan eğitimi anlatmayacağım. Alan eğitimi denilen şey e, ders çalışıp anlatılması gereken bir şey sadece. E, Mustafa Safran Hoca'nın kitabını ya dediğim gibi bölüşün hepimiz ödev verelim birbirimize. Ondan oturun çapın, çalışın yapın. Ondan sonra Beyter Hoca'dan da dinleyin. E, ben dediğim gibi ben tarihçiyim yani. E, o yüzden de tarih bölümcüyüm yani ayrıca. O yüzden arkadaşlar yani eğitim bilimlerim falan filan evet var ama e, alan kısmını kendim de açık konuşayım yapamıyorum yani. Osmanlıcam yok mesela. Ben dediğim gibi ben şey olduğumda mezun olduğumda Osmanlıca zaten <laughs> bitmişti yani. <laughs> hmm. Öyleyse anlaşıyoruz. Tamamız sanırım. Değil mi? 22.15'te. Ay pardon özür dilerim. Perşembe 21.15'te ee, şey yapıyorum ÖABT'cilere Ortaçağ Avrupa'sı anlatıyorum yarın akşam cuma ıslahat fermanı ve ondan sonrası devam ediyor lütfen onlara da katılın dinleyin soru tipi nasıl gelir nereden ne yapar falan filan onlara da çok üstüne düşüyorum çünkü dediğim gibi üzerinizden eğer ben öğretmenim falan filan gibi böyle tabii ki öğretmensiniz saygım sonsuz hepinizi çok seviyorum ama istiyoruz ki tahtalarınıza kavuşun. Hepiniz yattığınız yerden 4000-5000 bin, bin lira maaşınızı alın. Tamam bu kadar net yani. Ee, hepinizin e, şeyi pekiştirici burada para biliyorsunuz ki. O yüzden pekiştiricinizi iyi kullanın arkadaşlar. Kendinizi motive edin. Öğrenci yazıyor. Ben nasıl motive olabilirim? Ay, ben artık bu saatten sonra kaç yaşına geldiniz? Motivasyon. Çıkar bakalım cebindeki cüzdanındaki para. Bir de bak bakayım bir öğretmen kaç para maaş alıyor. Bir de ona bakın yattığınız yerden. Aa şimdi korona var. Um de. Evde bir iki eba canlı yayın falan filan maaşınızı alacaksınız. Böyle düşüneceksiniz. Allah korusun hastalansanız bir şey olsa devlet size bakacak. Bu kadar basit arkadaşlar. O yüzden böyle güzelliklerle kendinize böyle güzelliklerle kendinize motivasyon sahibi edeceksiniz. Motive edeceksiniz. E, tatilleriniz olacak vesaire gibi. Siz öğretmensiniz. Ayrıca bu mesleğin unutmayın ki asaleti başka bir şeydir. Manevi tatmini, Manevi doyumu hiçbir şeyde yoktur. O yüzden de e, şerefli mesleğinizi yerine getirmek için oturacaksınız, seve seve çalışacaksınız arkadaşlar. Başka bir yolu yok. Benim de dı, 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 dı mı dinleyeceksiniz yani. Tamam mı? Evet. E, alan eğitimi Murat Göz hocanın anlatıp anlatmayacağını bilmiyorum. Onun adını hiç konuşamam. Böyle bir şeyden haberim yok. Murat göz Hoca şu an için size dediğim gibi indirim yaptı. Ee, onu denemesini arkadaşlar. Şey dahil olmak üzere, e, kargosu dahil olmak üzere 34 TL indi. Ben de size e, telegram grubuna şey IBAN numarasını atacağım. Oraya diyeceksiniz ki gönderdiğinizde Selin hocanın e, selamı var diyeceksiniz. O da sizin indirim kodunuz olacak. Çünkü o fiyata vermiyor biliyorsunuz ki 42 liraya geliyor normalde. E, tamam, 34 liradan. Kargo dahil olmak üzere alacaksınız. Ee, ondan sonrasını da bilemiyorum. Evet. Dın 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 dın. Güzel. <laughs> özel sektörde evet 40-45 saat derse girmek. Evet, özel sektörde maalesef e, yani hepsi aynı değil. Ben de özel sektördeyim ama e, duruma göre değişiyor. Kendi tercihleriniz, kendi e, şeyleriniz. Bunun bir de tecrübe kısmı var İlk zamanlar ben de tabii ki Arkadaşlar hepimiz biz de o yollardan Geçtik öğrenciyken bile Hafta sonları çalışırdım ben yani öğretmenlik yapıyordum ee, O yüzden Bu işler böyle arkadaşlar Hiç şey yapmayın ee, Yaşınızdı bilmem neydi aman da bu yaşa geldim Tabii ki geleceksiniz Tarihten atanmak öyle Hemen cad diye olmuyor İlk yeni mezunsun yeni mezunsun Atanayım abi atanayım ben bu sene atanayım Olsun bitsin oldu Tabi. Arkadaşlar atanırsınız. Ama çok iyi bir altyapınız varsa. Mesela iyi tarih şey Türkçe yapıyorsanız. Matematiğiniz varsa. Bunu yeni mezunun atanması için bir kere matematiği vardır. Öyle tahmin ediyorum. Yeni mezunlarda, yeni gruplarda, yeni e, öğrenci gruplarında. Ondan sonrasında işte e, eğer ki gerçekten iyi bir GKG'ye temeli varsa oturur deliler gibi eğitim bilimleri çalışır ve abtde kasar yapar. Saygım sonsuz. Ama şu saatten sonra, bugün ayın 29'u mu? Öyle bir şey. Bu saatten sonra yeni başlayacak olan, yeni başlamış olan, hiç başlamamış olan, e, yeni mezun, ÖABTci, tamam, tarih öğretmeninin atanma ihtimali çok zayıftır. Yok demiyorum. Hayırlısı diyorum, ama zayıftır. Dürüst konuşuyorum size arkadaşlar, tamam mı? Hepiniz matematik yapmasanız kazanırsınız. Ben de bunun matem bunun matematiğini çoktan yaptım arkadaşlar, tamam mı? He, evet. O yüzden ne yapacaksınız? Matematik yapmasanız da olur. Ama siz genel kültürde tarihte yapacaksınız arkadaşlar. Nedenini anlatayım. Siz genel kültürde, siz tarih öğretmenisiniz. Adam mühendis. Emre burada mı? Gitti mi bilmiyorum. Adam mühendis, adam full'e yakın matematik şey, tarih yapıyor. Siz o zaman ne yapacaksınız? Full'e yakın değil, full yapacaksınız kusura bakmayın. Sizin böyle bir lüksünüz yok çünkü. Bunun haricinde. Ee, sayısal zekalar, adamlar matematiği zaten full yapabiliyor. E ne yapıyor? Oturuyor, tarih çalışıyor. Tarih çalışarak GK yapılır. Yapılır değil mi? Dinliyor, dershaneye gidiyor, emek veriyor. Yapıyor arkadaşlar. Ama sizler bunu yapamazsanız bu iş olmaz. Hem matematikten de yine bir... Heh bak Emre burada mesela. İyi insan. Heh evet. E, bir, siz de matematikten bir 5 yapın. 10 yapın. Şıklardan gidin bir şey yapın yani. O kadar da yapın. Ama e, matematiksiz olur mu? Evet matematiksiz de olur. Ama ne yapacaksınız arkadaşlar? Türkçeyi... Yani Türkçe'de daha önce de anlattım size şu motivasyon bir videom var. GK için toplandım. Bu bugün yeni gelenler için söylüyorum. O videoyu bir izleyin. Orada ben size matematiğin ne olduğunu, ne olmadığını, ne kadar yapılması gerektiğini anlattım zaten size. E, matematik sizde olur. Tarihçinin de olur. Zannediyor musunuz ki aman bütün tarihçiler çatır çatır öldüler matematik yapmaktan? Yok böyle bir şey arkadaşlar yani. Tabii ki yok. O yüzden ne yapacaksınız siz? Siz tarih yapacaksınız. Yapacağınızı yapın. Vatandaşlık yapın, full yapın. Güncelde şey var Ne onun adı Kim o ya derviş hoca var Tavsiye ederim arkadaşlar çok güzel güncelleri var Adam şaşırıyorum ya işi gücü yok herhalde Bütün gün TRT'nin başında oturuyor <laughs> Yani Bence öyle Instagramdan takip edin bak derviş hocayı Şey yapıyor yani Günceller de iyi bence Sene sonunda zaten der Şey ne onun adı Güncel müncel bakacağız yani Evet Bakalım başka. Bakalım bakalım. Mutluluk kelebeği. Merhaba öğretmensiniz. Misiniz? Branşınız nedir? <laughs> Peki. Evet. ÖABT motivasyonu da evet yapayım arkadaşlar ya. Ben şöyle söyleyeyim size. Ben de şey sık ee, avokado Amerikan armudu lütfen. <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Ee, benim bir şeyim yok yani hani motivasyonsa evet motivasyon ama amacım size gereksiz bir şişkinlik vermek değil açık konuşuyorum ee, size amacım gerçekleri, gerçeklerle yüzleşmenizdir kendinizi kandırmayacaksınız oturacaksınız ne çalışmanız gerekiyorsa bunu yapacaksınız ee, dediğim gibi telegram gruplarında oradan oraya oradan oraya koşmakla bu iş olmaz çok net söylüyorum olmaz yani olmaz arkadaşım kapanacaksın dersini çalışacaksın 2 saatte de telegramda neredeyse artık kimse o hoca bir yollayacaksın sorularını çözdüreceksin. Ondan sonra dükkanı kapatacaksın. Otur kendin kitap mı okursun? Müzik mi dinlersin? İşte ne bileyim eşinizle bir sohbet edip iki tatlı mı yersiniz? Kahve mi içersiniz? Yapın bir şeyler. Gelin açın televiz açın beni dinleyin. Ondan sonra canımız sıkıldı deyin. Instagram'dan toplanalım. Ne bileyim ya da buradan toplanalım. Gene iki muhabbet yapalım. Yani burada arkadaşlar e modunuzu düşürmeyin. Kendinizi arkadaşlar şey yapın yani. Eee... Fakirlikten <laughs> evet bu bir gerçekten e, evet olabiliyor maalesef tamam mı? E, sıkıntı olabiliyor. Şeyde Bengi <laughs> hocam alemsiniz ya. Evet. Yani o yüzden dediğim gibi size moral vermem ama gerçekten neler yapmanız gerektiğini bir e, yılların tecrübesi olarak naçizane size söylerim. Siz yaparsınız, yapmazsınız. O ayrı bir konu. Mesela Elifcan Öksüz var. Burada mı? Babysi. Elifcan böyle bir arada mızırdar. Mızırdar der ki. Ya hocam ben ders çalışmayacağım. Bıraktım ben bu KPS'de. iyi Olmayacak. İyi derim sen bilirsin. Bakın bu kadar yani ben de. Burada yapacağınız şey çünkü ne? Kendi motivasyonunuzu kendiniz sağlayacaksınız. Vazgeçmek sizin elinizde. Ama o en kolayı. En kolayı vazgeçmek. En zor ne biliyor musunuz? her şeyi kapatıp oturup ders çalışmak. Oturup atıyorum benimle birlikte ders anlatırken, benle ders dinlerken. Yani o iki saati bana vermek. Bilmiyorum. Yani ben bile kendime bazen tahammül edemiyorum. Sıkıcı olabilir yani. Ama cık. sonrasında güzel olan ne biliyor musunuz? Güzel olan ne biliyor musunuz? Sınav bitmiş. Çıkmışsın. Toplanmışız o gün burada. Hayal edin ya. Şurada toplanmışız. Açmışım şeyi canlı yayını. Anlatın diyorum ya ne yaptınız? Kaç netiniz var? Kaç soru yaptınız? Hangisinde takıldınız? Takıldığınız soru az. Sorular müthiş geçmiş sınav. Aa hocam şunu demiştiniz ya bak bu da böyle çıktı. falan dediğinizde işte o bizim için süper. Ondan sonra oturacağız, kadro bekleyeceğiz. Twitter'dan yardıracağız. Cıvıl cıvıl <laughs> diyeceğiz ki diyeceğiz ki arkadaşlar hadi bakalım şey. E, ne onun adı? bize şu kadar bin kadro, şu kadar falan. Ben bekliyorum. Bakın bu arada şu e, o konuda da söyleyeyim. Ben kadromuzun artacağından ümitliyim. Hala ümitliyim yani. E, çünkü şöyle bir şey var. E, nasıl diyelim? Arkadaşlar, 600 bin lise öğrencisi artık sahalarımıza giriyor. Yani yeni okullar var. Lise gruplarında atamaların artacağını düşünüyorum. Ee, bu korona falan filan dolayısıyla çok insanımız mağdur oldu. Devletimiz bu konuda e, bence başarılı çalışmalarda yürütüyordur. E, bu anlamda mindi eğitimin de inşallah artık bir şekilde el atılacağını düşünüyorum. Umarım biz de tarihçiler olarak buna sahip çıkarsak biz de bu işi yaparız arkadaşlar. Umarım e, o güzel de bir atamamız gelirse. Bakın puanlarınız çok aslında... Ultra yükseklik. Ben size her zaman ne söyledi de dediğim gibi, bakın her zaman bunu söyleyeceğim. Sizin zaten rakipleriniz o 28 bin kişi değil. Sizin rakibiniz bin kişi. Tamam, bin kişi. O bin kişi içerisinde koşacaksınız. Bak birilerine daha, hilali geçtim. Oradan hastane ah, doğru gidiyorum. Hastaneyi ah, de geçtim falan gibi böyle. <laughs> tamam, yani burada sizin yarıştığınız insanlar ilk bin, ilk bin. Siz o bini geçip sonra diyeceksiniz ki ben şu an ilk 500'ü 500'le uğraşıyorum diyeceksiniz. Yani ondan sonra o bini geride bıraktıktan sonra zaten o 28 binin 27 bini beni ilgilendirmiyor. Onlar zaten hayat vurmuş onlara. Onlar daha onları onlar öğrenecek. Ben hep derim kiminin parası kiminin doğası arkadaşlar. Bazı öğrenciler e, birkaç sene boyunca şey yapar. Daha çok çalışır. Ama ben isterim ki siz bu sene bu işi bitirin. Ondan sonra deyin ki ben senin hocayı da atandım. Sağ olsun. Çok iyi bir kadıncağız. Yardımcı oldu. Allah razı olsun. Bence bir takip et deyin. Bana selam gönderin. Atandığınız yerlerde ben gezmeye geldiğim zaman bana bir kahve ısmarlayın. İki fotoğraf koyarız story'de. Bizden daha güzeli yok bence yani. Olur biter. Bence hayatta benim hayallerim bunlar mesela sizlerle ilgili. Sizlerin de böyle öyle hayalleri olsun yani. Boşa zaman kaybetmeyin arkadaşlar. E, atamaların artacağını düşünüyorum. Tamam mı? O yüzden Eh, Aslancım ben geçiyorum ya o yüzden geride kaldım. <laughs> evet aynen kesinlikle arkadaşlar o yüzden bu yıl Allah nasip ederse şey olacaksınız atanacaksınız arkadaşlar. Yani artık e, vallahi siz iyi olun da yani böyle tatlıydı çaydı börekli hiç. Gelip kendim yerim yani hiç sorun değil Ya ben biliyorum ne... Evet evet çok vefalı öğrencilerim de var Allah var yukarıda yıllardır hala görüştüğüm Çok öğrencim var Arkadaş dost olduğumuz öğrencilerimiz var artık Görüştüğümüz ama bizi unutan çok öğrencimiz de var Canları sağ olsun mutlu olsunlar Ama anıyorlardır yani illaki tamam mı ee, Burada fanatim olduğu için gelenler de var Arkadaşlar Evet <laughs> Aynen Evet, şimdi öyleyse anlaştık sanırım Perşembe akşamı için, değil mi? Ee, Salı akşamı da muhtemelen şey yaparım arkadaşlar. Yol, yol Salıya bırakmam. Yarın ne günlerden Ç Cuma, Cuma, Cumartesi. Cumartesi günü akşamı şey çözerim. E, 2010 10 mu çözüyoruz Emre, 11 mi Elif, Emre, Kerem? 2010'da mıyız, 11'de miyiz? Çıkmış soruları çözeceğiz. Çıkmış soruları çözeceğiz arkadaşlar. 2009'u çözdüm. 2010'u çözdüm. 2011'deyim galiba. Evet. 2011'i çözeceğim. Hafta sonu çözerim. Ee, Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Olabildiğince şey çıkıyorum orada. Yani e, haber veriyorum yayın için falan filan. İyi oluyor. E, oradan haberleşiyoruz. Sizin zaten gruplarınıza da söylüyorum biliyorsunuz ki. E, bunun haricinde de e, sormak istediğiniz başka bir şey varsa sorabilirsiniz. 2010'u mu çözüyoruz Emre? 11'i çözüyoruz. Onu onu çözdük sanki. 11 11 11'deyiz. <laughs> evet. Aa hayret geride kalmazsınız ama 2010'u çözdük. 2011'i çözüyoruz. Aynen. Aynen öyle. Arkadaşlar şeyleri açılmadan açılmadan ee, hangi gruba atayım seni? Hey bana atacağım atacağım tabi tabi. Kapattıktan sonra şeyi göndereceğim size. Telegram grubuna atacağım İvan'ını Murat hocanın unutmam ben onu aklımda bir şey daha söyleyecektim ben size ne söyleyecektim <laughs> İnşallah, inşallah öyledir İnanın sorularını görmedim bende de yok örneği de yok yani zaten daha yeni basılıyormuş o yüzden bilemiyorum arkadaşlar tamam mı evet 2010'u çözdük aynen 2011'i çözeceğiz arkadaşlar. Osmanlıca derslerine ne zaman başlayacağım? Belki bu, kar yağarsa bu aralar, kar da yağan şehirler vardır. Anıl hocam, benim ben size söylüyorum, bakın ben adımı bilirim, ne yapacağım, ne yapamayacağımı da biliyorum. Ben Osmanlıca anlatamam. Bunun için çalışmam lazım ve böyle bir vakit ayıramıyorum şu an için en azından. Osmanlıca anlatamam. Öğretmenlik alan bilgisi anlatamam, eğitim bilimleri olan kısmını anlatamam. tarihçiyim ben, o kısımlardan devam ederim. O yüzden bunu anlatamayacağım size. Üzgünüm ki. Ee, bakalım. Şey olana kadar en azından. Evet şimdilik aynen. Şu anda ÖABT'ye en az iki gün ayırın. Ama GK G, şimdi şu var. GKG'ye eğitimin muhteşemse Tuğçe. Gayet iyiyse, iyi durumdaysa. Mesela eğitimden e, 60 nete çıktıysan, 55-60 arasıysa hep sabit netlerin. Tamam ÖABT'ye daha çok çalışabilirsin ama o ...banda ulaşmadıysan... ...ÖABT şu an abanma ama çalış... ...düzenli iki gün, haftada iki gün çalış... ...tamam mı? Ee, onun haricinde de şey yapmayın yani. Bu arada... ...bir şey daha söyleyecektim size. Başka ne söyleyeceğim? Ee, dershaneler açılana kadar... ...1 Haziran gibi bir şey zikrediliyor biliyorsunuz. Eğer dershane açıldığında... ...benim çok fazla dersim... ...yani ben daha yoğun olacağım takdir edersiniz ki. O yüzden arkadaşlar... Ee, şey yapacağız Söyleyin bana Dershaneler açılmadan şu ders işimizi Bitirelim istiyorum ben olabildiğince Yani GK'da da çağdaş dahil anlatmaya Çalışıyorum ee, Bunlar bizim için olabildiğince iyi olsun Hızlı olsun arkadaşlar tamam mı Evet Evet sonradan evet Geldi hocamız o yüzden bilmiyor olabilir Doğru evet tamamız o zaman Arkadaşlar değil mi Aynen. Ben ben söylüyorum, tekrar ediyorum. Osmanlıca anlatmıyorum. Ee, öğretmenlik alan bilgisi anlatmıyorum. Ee, size Avrupa tarihi anlatacağım. Söz verdim. Bunu gruplarınızda, Instagram'da her yerde yayabilirsiniz. Perşembe 21.15'te. Ee, Telegram grubunda da söyleyeceğim. Aramızda yeni katılanlar varsa ve abone değillerse lütfen bana abone olsunlar. Bana abone olun. <laughs> Allah'ım yarabbim kendimi bazen Danla Bilic gibi hissediyorum ya. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Likelayın lütfen falan diye böyle. Öyle bir duruma geçtik artık. evet. videolarımda o OT hocam, OT hocam. Şöyle söyleyeyim. Videolarımız e, AYT'ye uyumlu. AYT, TYT uyumludur. Dinleyebilirsiniz. Yani sizde bir şey farkımız yok. konu ayrımımız farkımız yok. Hatta eğer AYT'ye girecekseniz, AYT'ye girecekseniz bu e, Avrupa tarihinde dinleyebilirsiniz bizden katılabilirsiniz yani tamam mı <laughs> tamam mıyız arkadaşlar evet güzel varsa bitiririm Hilal'cim bitireceğim Allah nasip ederse tabii ki bitireceğim inşallah inşallah Almanya'dan Almanya'ya da bizden selam o zaman ne güzel. Şeyi, e, Hilal'cim bir aha, amacım o zaten. Biraz İrana kadar bitirmek Avrupa tarihini. Şimdi Orta Çağ'la başlayalım bakalım nasıl gideceğiz. Yani iki saat ders yapıyorum. 2'şer saatten gideceğim. Bakalım 4 saatte biter diye tahminim. Orta Çağ Avrupa'sı. Ondan sonra Yeni Çağ gideceğiz. 4'er saatten gitse e, kaç olur? 3 kere 4 12. Matematiğime bak, müthiş. 12 saat. <laughs> aynen. 3 e, haftada falan biter. 3-4 hafta. Hadi 5 hafta olsun. Değil mi? Aynen. Hazirana kadar, Haziran, Haziran. Evet, Hazirana kadar biter inşallah Allah'ın izniyle. Ama biz bayramda da inşallah, bayramda da inşallah şey olursa e, aynen bence de. Arkadaşlar Mengi hocam benim bir şeyim var, huyum var. Ben böyle tanıştım şimdi öğrenci. Zimmetime geçiriyorum öğrenciyi. O artık benimle beraber yani. Atanana kadar benimlesiniz başka bir şey ne yapıyorsun çözdün mü ben mesela takipteyim dün akşam baktım başka gruplarda saçma sapan muhabbetlerin içindeydin zaman kaybediyorsun zaman kaybediyorsun <laughs> peşinizdeyim yani bu arada bir şey daha söyleyeceğim ee, dediğim gibi e eğer ki bayramda eve hapis olursak hepinize bayramı iptal ediyorum bayramda ders anlatırız yani ders yaparız yine tamam mı evet e da yine oturuz evimizde güzel güzel tatlılarımızı yeriz. Biraz daha kilo alırız. Ah oh, mis. <laughs> i̇nşallah inşallah arkadaşlar. Van'a da bizden selam Sinan hocam. Van'a da selam bizden olsun. Ya dediğim gibi işte böyle atanın böyle bilmediğimiz bilmediğimiz yerlere ondan sonra bizler de gelelim. Yani niyetim o yönde. Gezeceğim. Ondan sonra öğrencilerim Tabii can Adıyaman'da öğrencim atanmış gittim yanına. Ondan sonra bir sürü yere gittik yani. Evet. Mutlu olun arkadaşlar. Neşenizi, enerjinizi yüksek tutun. Bu size çok faydası olur. Yani e, aman da aman hayatım bitti. Vay ben kaç ay kaldı şimdi. Şöyleydi, böyleydi falan. Lütfen rica ediyorum. Bunlara girmeyin. Güzel şeyler düşünün. Güzel planlar, programlar yapın. Ondan sonra saçma sapan şeylerle vakit harcamayın tekrar ediyorum. Birazcık, birazcık fedakarlık yapın emek olmadan yemek olmuyor çünkü. Tamam mı? Maaşlarınızı başkalarına yedirmeyin. <laughs> Mep'ten alacağınız maaşlarınızı başkalarına yedirmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Evet Antep. Evet ya Van kahvaltısını çok merak ediyorum. Ee, kahvaltıda sıcak şeyler çok seviyorum. Pişi falan. <laughs> Varsa hemen gelirim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yok yok ya o kadar değil. Aylarca kalmam arkadaşlar. Yatıya değil ya ben öğretmen evleri, oteller her yer benim. Ama işte ne oluyor? Güzel oluyor. Görüşüyoruz, kahve, çay içiyoruz, yemek yiyoruz. Güzel oluyor arkadaşlar. Tamam mıyız? Öyleyse arkadaşlar herkes moral dozunu da aldıysa lokantayı kapatıyorum. Tamam mıyız? Ee, i̇stediğiniz zaman yine toplanırız. Goygoyumuzu yaparız. Moraliniz bozuksa. E ee, grubumuzu dostluğunuz, arkadaşlığınız, iyi niyetlerinizle doldurun. Güzel şeyler düşünün. Birbir şöyle yapın mesela. Deyin ki bu grupta olan herkesle birlikte atanacağız. Geriye kalanlar atanmayabilir ama biz atanacağız diyeceksiniz. Tamam mı? birbirinize destek olun. Güzeldir her zaman. Vermek size arttırır yani. Daha güzel şeyler yaparsınız. Ben ee, bazı şeylerin ee, insan kalbinin ekmeğini yer. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden arkadaşlar tamam mı? Deneme için unutmuyorum. Hemen atacağım arkadaşlar denemenin şeyini, ibanını. Tamam. Geç kaldınız Almanyalı. Kimsiniz bilmiyorum ama. E, yarın akşam dersimiz var 21.15'te. Lütfen gelin arkadaşlar. Hepiniz için söylüyorum. E, tanzimat fermanını yeni bitirdim. Islahat fermanındayım. O yüzden konuşacağız. Tamam mıyız? Evet. Lütfen videomuzu beğenmeyi, likelamayı unutmayınız. Ee, hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın. Tamam. Yeni gelenler varsa aramızda yeni tanıştıysak abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çiçek de bıraksınlar, Çiçek de bıraksınlar diyor kardeşim. <laughs> Çiçek de bırakın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ablam bunu nereden kapatıyorum ben şimdi? Bunu da ekliyorum hemen. Beğeni <laughs> mı